hepimizin hocası, abisi, amcası. Onu ne kabul ederseniz kıymetli Allah hocam Yusuf Kavak. Hoş olun. Geldiniz hocam. Hayırlı cumalar. Bir yüzünüzü kaldırın olsun. Da gül cemalinizi bütün Türkiye görsün. Of, hayırlı cumalar olsun. Ne oldu? Hoş ya, geldiniz. Of, çekemem mi yani? Çekersiniz. Ama derler ya, of deme. Af de. Af de. Ya onu başkasına söylüyorum. Bana ne söylüyorsunuz ki ya? Hanım da söylüyor bana iki defa. Ya of deme filan. Ya o ayrı o ayrı Allah aşkına ya. Ben af diyecek kadar kalan aklım başında ya. Estağfurullah, başladık gene. Allah. Bugün yine hocam Allah sinirli. Allah'a tabii, bismillah. Şimdi sevgili seyircilerimiz, hemen sorularla başlayacağız. Instagram adresimizi getiriyoruz. Twitter'dan ulaşıyorsunuz. Telefon numaralarımız var. Büyük Cuma duamız var. Büyük Cuma duasında bir dua zinciri kuruyoruz ve herkes birbiri için dua ediyor. Hazır Şimdi mısınız? Şimdi ben her ne kadar emekliysem de efendim 1-7 Ekim arasında Türkiye'de camiler ve din görevlileri haftasıdır. Dolayısıyla camiler ve din görevlileri haftasını kutlamak durumundayım. Arkadaşlarıma başarı dilemek durumundayım. 1-7 Ekim tarihleri arasında. 1-7 Ekim'de mi? 1-7 Ekim tarihleri arasında. Biz de kutluyoruz. Ve camilerimize yardım eden, efendim onların yapımında emeği geçen insanlara plaketler verilir, hatimler okunur, dualar yapılır, mevlütler okunur. Ama camiye gidenler ancak bundan haberdar olur. Şimdi biraz evvel gördüm. Deprem dolayısıyla cami cemaati artmış diyorlar. Tabii artar. Şeyin ucu gözüktü böyle, mezarın ucu. Yani şimdi 5.8 miydi şiddet? 5.8 şiddetindeki deprem birçok binaları kullanılmaz hale getirdi. Düşünebiliyor musun sen, daha büyük bir deprem, Allah muhafaza. Allah göstermesin. Allah muhafaza. Türkiye'de, İstanbul'da olursa hiç düşünemiyorum onu. Onu hiç düşünemiyorum. Evet. İstanbul buyur. Cehenneme döner herhalde. Allah korusun. Allah göstermesin. Allah'ım iyi yazılar yazsın bize. Allah iyi yazılar yazsın kızım da. Allah insanların gönlüne güzellikler yazsın. Amin. Gönlüne güzellikler yazsın. Başkasının derdiyle dertlenmeyi bilelim. Şimdi, başkasının derdiyle dertlenirse Allah bize derdimizi unutturuyor. Yani biraz duyarlı olmak lazım. Sorularla hemen başlıyorum hocam. Zaten, cehennemdeki ateşi soruyor bir seyircimiz. Cehennemdeki ateş. Ne demiş? Cehennemde ateş kaç derece olacak demiş. Tövbe estağfurullah. Tabii. Behlül Dana Hazretleri ile İbrahim bin Ethem Hazretleri akrabadır. Behlül Dana bir gün koşa koşa geldi İbrahim Ethem Hazretleri'nin huzuruna. Tamam mı? Hı. Koştu geldi kanter içinde. Ne o dedi? Dedi ki sultanım vallahi cehenneme gittim, ateş istedim. Bana dediler ki bizim ateşimiz yok. Herkes gelirken ateşini dünyadan beraber getirir. Öyle deyince padişah ürktü. Peki öyleyse ne yapmalıyım ben buradan ateş götürmemek için? Adaletli olmanız lazım, adil olmanız lazım, dürüst olmanız. Bak bu millet adaletsizlikten kaybediyor. Dürüst olmamaktan kaybediyor. Dürüst olmamaktan kaybediyor. Tamam mı kızım? Şimdi şimdi bunlara bana fırsat vermiyorsunuz. Fatih bir taraftan sıkıştırıyor, sen beni bir taraftan sıkıştırıyorsun. Efendim. Ağzımı da açıp bir şey dediğim varsa ne olayım yani. Evet tabii. Hocam öyle. Hocam büyüğümüz arada bir kızıyor. Bizi bir fırçalıyor. Neyse şimdi bulamam. Şimdi. Heh, buldum buldum. Bak şimdi. Çok paramız oldu değil mi? Heh. Ama bereketi kaybettik. Ay vallahi öyle. Güzel evlerimiz oldu. Güzel evlerimiz oldu. Ama huzuru kaybettik. Vallahi doğru. Heh. Nimetlere boğulduk. Ama şükrü kaybettik. Şükrü. Ay ay. Kalabalıklaştık ama yalnız kardeşliği kaybettik. Ben 1982-86 arasında Belçika'da dindar öğretmenliği yaptım. O zaman derme çatma binalarda, beni şimdi seyreden dostlarım var orada. Derme çatma binalarda camilerimiz vardı. Mescitlerimiz vardı. Derme çatma binalarda. Ama o zaman bir samimiyet vardı. Bir ihlas vardı. Bir güzellik vardı. Bir güzellik. Doğru. 5-6 sene önce miydi? Epey önce. Ömer Faruk Turan diye bir arkadaşım orada müşavirdi. Beni oraya konferansa davet etti. Konferansa. Gittim. Hem de görev yaptığım bölgedeki camide ilk konferans. Gittim. Şıkarbek'te bizim Fatih Camii vardır. Brüksel'in en işlek caddesidir o. Oraya gittim. Oranın camiini hatırlıyorum ben. Daracık böyle, karacık burgacık falan. Dehşet bir cami yapmışlar. Dehşet bir yer almışlar. Gayet büyük. Üniversitedeki de öyle.
Emma ve lakin oradakiler kızmasınlar bana. Ben 1982-83-84'teki samimiyet ve ihlası bulamadım. Hadi yürü. Yok. Evet. Doğru söylüyor hocam. Evet. Valla o ihlası, o samimiyeti. Eskiden komşuluk vardı ya. Komşunu hepsi birkaç vardı gün, ya. Hepsi bırak var. Birkaç günü. Gün içerisinde iki defa görmeyince kapını tıklardın. Heh. Neredesin? Tabii, şimdi tabii, tabii. Komşumuzdan haberdar değiliz. Peygamber şimdi... sünneti diyoruz ya. Heh. Peygamber sünneti. Nedir peygamberin sünneti? Sakal duran. Başka şal var ki. Başka başına takke geçir. Başka ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cemaate çıktığı zaman hafif yüzünü dönüyordu. Şimdi biz de dönüyoruz her namaz kıldırdıktan sonra. Hafif bugün içinizden hasta olan var mı? Derdi olan var mı? Sıkıntısı olan var mı? Tabii. Bugün hiçbir imamımız, ben de dahil, hiç, ya derdiniz var mı? Sıkıntınız var mı arkadaş? Ne yapıyorsun? Ama şu namaz bir an evvel bitse, herkes gitse. Ondan sonra olmuyor işte. Kimsenin derdiyle dertlenmiyoruz. Tamam hadi bitti. Şimdi bu benim soruları soruyorsunuz ama hocam kızıyor. Ben ne, size ben kızmıyorum. Ne, niye kızmadın? Bak gelecek kızmayayım. Soru kızacaksın hocam. Şimdi canım Allah Allah, bazen de kızalım ya. Bak bu soruları soruyorsunuz, kızıyor ama ben yine tabii elçiye zeval olmaz. Ben yine tabii doğru sorumu. Evet. Karısını aldatanlar için İslam ne diyor hocam demiş. Karısını aldatanlar için İslam bir ton dayak diyor. Allah Allah. Bu soru sorulur mu ya? Karısını hani kızmıyordunuz? Hani kızmıyordunuz? Hayır ama karısını aldatan, kocasını aldatan için ne diyor? Şey demiyor mu onun için? Tabii. Ha? Onun için bir şey demiyor mu? Diyor tabii. Hem karısını aldatan. Karısını aldatan kim aldatıyor? Bak her cuma böyle bir soru geliyor. Yahu karısını aldatan adam bu ahlaksızlığı kimle yapıyor? Kimle yapıyor bu ahlaksızlığı? Gene bir hemcinsiyle değil mi? Bir hanımla. Hı hı. Şimdi şurada bir yazı var. Diyor ki adam sıkıntısı vardır, derdi vardır, ızdırabı vardır. Yok pahasına malını satıyor. Yok mu evini satıyor, arabasını satıyor, arsasını satıyor. Uyanıklar takip ediyor onu. Hemen gidiyorlar alıyorlar ve övünüyorlar. Niye? Ucuz aldım diye. Eğer Müslümansan, ya arkadaş senin sıkıntın varmış. Bu sıkıntıdan dolayı bunu satıyormuşsun. Ya sıkıntın nedir? Senin bu sıkıntını giderelim de tabii. Şu malını elden çıkarma diyen yok. Diyen yok be kızım. Ha, ne oldu? Ucuz aldım. Nereden ucuz aldın? Ağlayanın malı gülene hayır etmez demiş dalanımız. Tamam mı kızım? Yani biz onları kaybede de buralara geldik be kızım, buralara. Şimdi bir Fransız öyle diyor. Tanrı'yı göğe göndermişsiniz, yeryüzünde istediğiniz yapıyorsun diyor. Tanrı'yı göğe göndermişsiniz, yeryüzünde istediğiniz yapıyorsunuz diyor. Hani Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir diyor ya Akif. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Nur, sıkıntıdayız, sıkıntıda. İslam alem olarak sıkıntıdayız biz. Bir de Türkiye olarak sıkıntıdayız. Biz düşersek Orta Doğu düşüyor be kızım. Filistin düşüyor, biz düşersek. Birleşmiş Milletler bile bugün arada kim Filistin dedi kızım? Söylesene bana. Kim Filistin dedi? Ha, onun için seni istemiyorlar. Tamam mı kızım? Onun için birazcık uyanık olmalı Müslüman. Azıcık kendi menfaatını düşünmemeli Müslüman. Bu kadar gevezelik eder hadi. Hocam bazen kıyamet alametleri var. Öyle söylüyorlar ya. Ay bu diyorlar kıyamet alameti. Şimdi bunları tabii çoğaltabiliriz ama şimdi bir seyircimiz sormuş. Demiş ki cami minaresinin yıkılması kıyametin hadi, habercisi midir? Hadi canım sen de cami minare. sen adam gibi minareyi yapma. Niye Fatih minaresi yıkılmıyor? Niye Sultanahmet'inki yıkılmıyor? Niye Süleymaniye'ninki yıkılmıyor? Söylesene bana. Niye? 500 sene olmuş Süleymaniye yapılmadan. 500 sene. Ama Süleymaniye yapılmadan önce kanuni bir rüya görüyor. Rüya. Rüyada peygamberimizi görüyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ve Resul-i Ekrem diyor ki o rüya senin tasarladığın camiyi filan arsada yapacaksın. Filan arsada. Şöyle efendim mihrabı böyle olacak. Minaresi böyle olacak. Efendim kapısı böyle olacak. Tarif ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Ertesi gün sabahleyin kalktığında kanunu hemen Mimar Sinan'ı çağırıyor. Gel. O güne kadar içindeydi. Cami yapacağım diyor. İçindeydi. Biz olsak yedi diyor. Öyle ilan ederiz. Cami yapacağız diye. Efendim gel dedi Sinan.
Bir cami yapmak istiyorum ben. Minaresi şöyle olacak. Kapısı böyle olacak. Mihrabı böyle olacak. Penceresi böyle olacak. Gülümsedi Mimar Sinan. Gülümsedi. Niye gülümsüyorsun dedi. Sizin o rüyayı gördüğünüzde ben de senin yanındaydım dedi. Ben de sizin yanınızdaydım, yanınızda. Biz buralardan buralara geldik be kız. Buralardan buralara geldik. Niye Süleymaniye'nin minaresi yıkılmıyor? Niye Sultanahmet'in yıkılmıyor? Caminin minaresini bile adam gibi yapmıyorsun, yapamıyorsun. Ondan sonra depremde 5.8. Bunun 7 nokta bilmem kaç olacağını söylüyorlar. 7 nokta olursa Allah muhafaza ne olur bunlar acaba? Allah göster. Onun için haram helal ver Allah'ım, aciz kulun yer Allah'ım. Bu felsefe bizi mahvetti. Mahvetmeye de devam ediyor kızım. Onun için ucuz buldum aldım. Neyi ucuz buldum? Adam sıkıldı, sıkıştı garibim. Elinde avucunda ne varsa satıyor. Sen de hap kartal gibi konuyorsun oraya. Ondan sonra övünüyorsun. Çok ucuz buldum filan. Kaça satıyorsun? Şimdi Fatih geliyor ama burayı anlatmak durumundayım. Bir kadıncağız geldi. Allah dostu. Gezdi, dolaştı. Bir dükkana girdi, oturdu. Zaten o mübarek zatlar öyleydi. Girer otururlar. Bakarlar kim var, kim yok. Ne var, ne yok. Kendilerine bir hizmet var mı? Ama dükkancı o girdi oturdu ama dükkana da bir hanım geldi. Elinde ipliği var. Onları satacak. Bununla geçim temin. Adam evirdi, çevirdi, o yanına bir yana. 40 tane bahane buldu. 40 tane. Efendim? Çaresi yok adamın. Sattı onu ucuza. Adam özene bezene onu mikro şeye yerleştirdi. Vitrine. Döndü baktı ki adam birisi oturuyor orada. Dedi ki arkadaş sen ne oturuyorsun burada? Dedi vallahi ben misafir geldim. Hayırdır? Vallahi dedi senin şu vitrinine girmek istiyorum ve orada 10 dakika kalmak istiyorum dedi. Niye? Senin vitrine giren çürük sağlam olarak çıkıyor dedi. Öyle değil mi? Biraz evvel kadının elinden ipliği alıncaya kadar 40 tane yalan söyledi. Bir tek kelime yalandan bir koku hasıl olur diyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Melek ondan bir mil mesafe yapar. Bir mil nedir kızım? Deniz mili 157 metre mi? 152 metre galiba. İnsan vücudunda mı bir koku salıyor? İnsan vücudundan. Yalan söylüyor. Yalan söyleyen adamın vücudundan. Bir koku hasıl olur diyor. Melekler ondan bir mil mesafe kaçar. Bir deniz mili 1852 metredir. Bir kara mili 1600 metredir. Tamam mı kızım? Melek kaçınca onun yerine ne geliyor kızım? Şeytan onun yerine geliyor. Şeytan geliyor işte. Bizim şeytanımız bol be kızım. Şeytanımız bol hadi yürü. Yani her yalan söylediğinde bunu tabii, bileceksin ki tabii. Bir koku bir de yalanla iman bak atasözüdür. Yalanla iman bir arada durmaz. Sen sabah akşam ibadet et. Sabah akşam Allah'a yalvar. Sabah akşam tesbih çek. Eğer bir tek kelime yalan söylüyorsan o çektiğin tesbihlere acırım. O kıldığın namazlara acırım. Buyur. Evet. Aylin Hanım sormuş. Hocam selamünaleyküm. Hayırlı cumalar diliyorum. Kolonya'dan abdest bozulduğu söyleniyor. Kolonya gerçekten abdesti bozar mı diye soruyor. Kolonya abdesti bozmaz ama yalan abdesti bozar mı diye soran var mı? Gıybet abdesti bozar diye soran var mı kızım? Kolonya bozar. Haram lokma bozar mı kızım? Bozan diye soran var mı? Yok. Ya ne bozar şeyi? Kolonya. Kolonya. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre kolonya abdesti bozmaz. Bozmaz. Tamam mı kızım? Evet. Hocam selamünaleyküm. Adım İrfan. Bana borcu olan biri vefat etti. Ben ona hakkımı helal etmedim. O kişi şimdi cehennemlik olmuş mudur diye soruyor. Allah Teala o borçların sahiplerinin borçlarını onlardan alacak. Alacak. Hani diyor ya Peygamberimiz. Kıyamet gününde Allah huzuruna dağ gibi amellerle gelir kişi. Ona sövmüş. Öbürsünü dövmüş. Berkisinin malını gasp etmiş. Allah bütün bunların hepsini onlara dağıtacak. Eğer yetmezse günahlarından alacak, onun üzerine yükleyecek. Tamam mı kızım? Hiç kimsenin hakkı kimsede kalmıyor be kızım. Kalmaz. Hani bir film seyredin böyle diyor. Devlet çarkı yavaş döner. Ama ince öğütür diyor bak. Hmm. Devlet çarkı yavaş döner ama ince öğütür. Evet buyur. Şimdi hanımefendi kayınvalidesi için çok beddua etmiş. O kadar beddua ettim ki çok ciğerimi yaktı hocam diyor.
Ama şunu da merak ediyorum. Acaba ben günaha girmiş miyim? Yok canım, sevap aldı o. Ve dua edince sevap aldı ya. Ama hocam öyle demeyin. Demek ki kayınvalidesi ona neler çektirmiş bak. O bak kızım. Nasıl canı yanmış. Kızım biz hocam, sadece perdenin bir yüzünü biliyoruz. Perdenin öbür yüzünü bilmiyoruz. İki yüzüyle değerlendirin. Ben de kayınbederim. Hı. Benim eşim de kaynana kızım. Ben kendimizden mukayese ediyorum şöyle. Kendimizden mukayese ediyorum. Sen iyi olursan kızım herkes iyi olur. Öyle olmuyor hocam. Ama kaynanalar bu benim kızımdır diye, gelinler de bu benim annemdir diye muamele yapmaya başlamadan biz bu sıkıntıyı daha çok çekeceğiz kızım. Evet. Kaynanalar oğullarını paylaşamadıkları, gelinler de kocalarını annelerinden kıskandıkları müddetçe biz bu sıkıntıyı yaşamaya devam edeceğiz. Evet. Peki şimdi tam koca dediniz, bu soruyla öteki sorunun yerini değiştiriyorum. Hanımefendi demiş ki hocam kocam başka bir kadına aşık oldu, ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ne olur bana yardımcı olun, nasıl dua etmeliyim? Bir laf var da söyleyemiyorum işte. Şimdi bak kızım, başkasını, kendi öz hanımı yanındayken başkasına aşık olan adam ahlaksızın tekidir kızım, tamam mı? Ahlaksızın tekidir. Şimdi duydunuz. Tembel öğretmen çalışkan öğrenci ister. Tamam mı kızım? Tembel öğretmen çalışkan öğrenci ister. Şimdi bak buraya ne yazmış benim bir öğrencim. Benim Hacı Arıcı diye bir delikanlım var. Hı. Hem imamlık yapar, hem ticaretle uğraşır, hem de televizyon programı yapar. Hı, tamam. Namussuz koca namuslu hanım istiyor. Zina yapmış genç el değmemiş kız istiyor. Dürüst olmayan amir dürüst memur istiyor. Doğru. Cuma farzdır diye kılanlar aynı farz olan beş vakit namazı kılmıyorlar. Çalışmak istemeyiz ama çok zengin olmak isteriz. Tamam mı kızım? İnsanlar tarafından sevilmek isteriz ama biz kimseyi sevmeyiz. Bu uzayıp devam ediyor. Kahraman bekliyor. Tamam mı kızım? Kahraman bekliyor. Ama birey olamıyor, insan olamıyor. Öleceğiz, ölmeyecek gibi yaşıyoruz. Bak öleceğiz ama ölmeyecek gibi yaşıyoruz, öyle değil mi? Öleceğiz. Bütün hepsi dünyada kalacak. Buna rağmen ölmeyecek gibi hakikaten yaşıyoruz. Hakikaten öyle hocam. Evet, buyur. Hiç sanki ölüm kapımızı çalmayacakmış gibi evet, hareket ediyoruz. Şimdi sevgili seyircimiz, hocam o kadar zor durumdayım ki artık kocamın sevgilisini kabul etmek zorunda kaldım diyor. Fakat bizim yani, şöyle bir sorunumuz yani var. Yani şu Rütük bana bir şey demese ona bir kocaman çüş diyeceğim. Bu ne biçim ahlaktır? Ne biçim ne demek kabul etmek ya? Hocam ne yapsın kadın ya? Ne demek ki ne yapsın ya? Sen de onu ne demek ne yapsın ya? Bir koltukta iki karpuz girer mi kızım? Söylesene bana. Girmez de. Öyleyse daha ne? Ya ben ya o. Ya ben ya o. Yarın öbürsü gün senin külünü göğe kaldırırlar. Neyin? Pabucunu dama atarlar. Gülünü göğe kaldırırlar. Sonra dağdan gelen bağdakini kovar diyen atalarımız boşuna söylememiş mi kızım? Doğru. Sen kocanın sevgilisini eve kabul edeceksin. Ne? Ondan sonra? Eve kabul etmemiş. Ayrı yerlerde yaşıyormuş ama şöyle bir problemimiz var diyor. Kadın Müslüman değil. Kocam burada diyor günah kazanmıyor mu? Müslüman olsa kocam daha çok sevaba girmez mi diyor. Yani çok böyle ters bir yani yerden alengir, okuyor. Alengirli. Soru içinde soru. Hem kendisini aldatıyor. Yani şimdi aslında bu soruyu nereden değerlendireceğiz? Hem kendisini aldatıyor. Evet. Hem de öbür tarafta adamın günaha girip kim? Ya bir defa seni aldattığı için günaha girip onu sorsana bana. Onu sorsana. Burada kanık salmış bir durum var Allah, zaten hocam. Tabii canım tabii. Al gülüm ver gülüm. Hocam selamünaleyküm, dişime dolgu yaptırdın. Senin gusül abdestin tutmaz diyorlar. Doğru mu? O diyenler kim söylüyorsa onu kaba tabirle söylüyorum halt etmişlerdir. Hanımlarımız ay hali olsalar bile dişlerine dolgu yaptırabilirler. Dişlerine kaplama yaptırabilirler. Şurada reklam arasında bulayım ben o Din İşleri Yüksek Kurulu'nun kararını, onu da okuyayım. Hocam şimdi, bazı şeyler var biliyor musunuz? Sanki Müslümanlar özellikle gelişmesin, ilerlemesin. Tabii diye. Canım. Yani kasıtlı yapılan şeyler kızım, biliyor bak, musun? Yok diş dolgusu yaptırma günah. O günah. Neredeyiz bu günah. Biz, İsa Yusuf Alptekin vardı. Allah kendine rahmet etsin. İsa Yusuf Alptekin. Benim yaşımda olanlar bilirler. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar.
geldiler diyor. Onlar bizim memleketimizi işgal ederken biz Allah'ın ismini 99 tesbihle mi çekelim? Yoksa 33'lük tesbihle mi çekelim? Bununla meşguldük diyor. Tamam mı kızım? Biz şimdi o safhadayız ya. Olsa yani bütün işlerimiz bitti. 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 Bu iş kaldı. Diş dolgusuna geldik. Ha, diş peki. Dolgusuna geldik. Diyorsunuz ki gusül kabul abdesti lazım. Kabul olur. Amin ne olursa tamam kabul. Ama diş dolgusu bir ihtiyaçtır. Şimdi Ankara'dan çıktınız İstanbul'a geldiniz. Eskiye göre hesap etme. Eskiye göre hesap etme. Ankara'dan çıktınız İstanbul'a geldiniz. Randevu aldınız doktordan. Efendim yarın gidip dişinizi dolduracaksınız. O gün akşam da hasta oldunuz. Hastalık bir hafta 10 gün sürüyor. Bir hafta 10 gün bekleyecek vaktiniz yok sizin. Ne olacak? Git Ankara'ya. Gerisin ge. Yok böyle bir şey ya. Gidersin doktorun masasına oturursun sandalyesine. O senin dişini peki. doldurur. Başkasının mezhebini taklit etmeye gerek yoktur. Evet. Tamam. Melek Hanım çok korkuyormuş hocam. Deprem olduktan sonra uyuyamaz oldum ve ne olur sizden yardım istiyorum. Depremden korunmak için nasıl dua edelim diyor. Of anam of. Depremden korktu, uyuyamıyor. Değil mi? Heh. Kızım namazını kılıyorsan, abdestini alıyorsan, yatağına yattığın zaman da ellerini şöyle bağlayıp üç ihlas, bir Fatiha, kulevzu birabbil felak, kulevzu birabbil nas ve ayetel kürsüyü okuyorsan deyip şöyle bütün vücuduna sürüp mesedip sağ yanına yatıyorsan hiçbir şey olmaz kızım. Değil mi? Hiçbir şey olmaz. Ölüm Allah'a emin mi kızım? Tabii. Heh. Ve Allah bana bir ömür vermiş, ömür. Eğer bu ömür depremle bitecekse benim ona mani olacak gücüm yok ki. Korkunun acele faydası var mı? Yok, yok. Yok atasözü bu. Ha, onun için sen tedbirini tabii, al. Tabii sen üzerine düşeni sen yap. Yap. Ben yola çıkmakla mükellefim. Hedefe varmak onun işi kızım. Beni hedefe götürecek o. Hocam kızım bir sınava girecek. Anne diyor ne duası edeyim diyor. Heh. Sen önce dedim bir çalış. Çalış tabii. Ondan sonra dua Heh. Et. Sınava girmeden önce şöyle bir dua bulmuş kendi kendine. Allah'ım benim bildiklerimi yaptır. Yapamadıklarımı attır. Attırdıklarımı da tuttur. Hem o zaman şimdi burada söyleyelim. Bu yavrularımıza bela ders çalışacaklar. Sonra da imtihan kapısında Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyumu 7 defa okuyacaklar. Tamam. Çaktırmadan, istismar etmeden sağlarına sollarına üfleyecekler. Peki. Sıraya oturduklarında da Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır bunu okuyacaklar. Arkasından kalemi ellerine aldıklarında efendim şöyle Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin onu okuyacaklar sonuna kadar. Ondan sonra Allah kerim. Zaten yapmış, çalışmışsan o gelecektir belki senin. Dur ben not alamadım hocam. Evet. Çocuğu olanlar mutlaka şimdi ha, öyle diyecekler, bu konuyu evet. özellikle evet. altını çizecekler, takip edecekler. Ha. Bir daha söyleyelim. Çocuğunuz okulda sınava girmeden önce hangi duaları edecek? 7 defa ayetel kürsüyü ayetel okuyacak. Kürsi. Ha şimdi soran niye 7 defa? Karışma canım Allah Allah ona da ya. Tövbe ya Rabbi. 7 defa ayetel kürsüyü okuyacaklar. Efendim imtihan kapısında. Tamam. Tamam mı kızım? Var. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki herhangi bir iş ki besmele ile başlanmıyor o işte hayır yoktur hayır diyor. Yok, vallahi matematik çalışırken, fizik çalışırken, geometri çalışırken, doğru. felsefe çalışırken hangi dersi çalışıyorsanız o dersi çalışmaya başlarken Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim der de öyle başlarsanız bir şimdi büyük bir zat var öyle diyor. Çocuklara nefsi emmareyi öğrettik. Öğrettik ama nefsin istedikleri şeylerden uzak durmayı öğretemedik diyor. Öğretemedik. Onun için de bu ayetel kürsüyü okuyacak. Tamam, efendim sonra... imtihan salonuna girdiğinde Rabbi esiri okuyacak. Kalemi eline aldığında da elham okuyacak Fatiha'yı. Ondan sonrası Allah kerim. Bizim Mehmet Tuna diye bir hocamız çalışmanız vardı. Çalışmanız da şart. Mehmet genç Tuna, arkadaşlar. Mehmet Tuna diye bir hocamız vardı. 1961'i söylüyorum sana. Sınıfa girer, Menderes'in aleyhinde sövmeye başlar. İlkokul öğretmeni. Sınıftan çıkarken söverek çıkar. Böyle bir adam. Neler gördüm ben? Ha. Bu derdi ki oğlum bilmeyen kopya çekemez.
Öyle ya. Eğer hocadan Doğru. fırsat bulup da kitap bir de başlayacaksan hangi sayfasında bu? En azından bir Tabii karıştırmış olman dersi lazım o kitabı. çalışmazsan olmaz. Doğru. Evet, hadi. Hocam Hazreti Ömer Müslüman olmadan önce işlediği günahların hesabını verecek mi demiş. Şu anda bizi izleyen Ali Bey ekran başında. Hocama selamun aleyküm diyorum. Tüm izleyenlerin cumasını kutluyorum. Şimdi kayınpedere gayrimüslim olan arkadaşlarımız, hanımları gayrimüslim olan arkadaşlarımız bu sözümü iyi dinlesinler. Herhangi bir insan, gayrimüslim olan bir insan, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi mi gönülden Allah Teala bütün günahlarını siliyor. Tamam mı kızım? Hazreti Ömer'in de bütün günahlarını sildi. Bu silmek yetmiyormuş gibi adaletin timsali oldu Hazreti Ömer. O da yetmiyormuş gibi Allah Resulü onu dünyadayken cennetle müjdeledi. Be kızım cennetle müjdeledi. Ama o Ömer çıkıyordu. Gece sokaklar geziyordu. Gece. Hanım seslendi kızım. Şu Sadık'ın süt var ya. Ha? Getir hele ona. 1-2 kilo da süt, su katalım. Ana halife yasak etmedin bunu ya. Kızım bu saatte halife nereden duyacak be kızım? Ana halife duyması da Allah duymuyor mu? Kız beni dinlesin getir. Hazreti Ömer dinliyor. Rivayet okuyor. Ertesi gün sabahleyin geldi kapıyı çaldı. O kızı aldı oğluyla evlendirdi. O kızı aldı oğluyla evlendirdi. Allah öyle Ha, insanların sayısını çoğaltsın. Fizlal-ı Kur'an diye büyük bir 16-18 ciltlik bir kitap var. Seyyid Kutup merhumun. Orada öyle diyor bir bölümde. Sel gelmiş adamın ineğini götürmüş. Onu geçen sene söyledim bir daha. Sel gelmiş ineğini götürmüş. Oo dönüyor adam. Mahvolduk da bittik de kazancımız gitti de filan. Eyvah eyvah. Kızı diyor ki baba bir şey söyleyeyim de kızma. Ne kızım kızım? Hani diyor her gün akşam sağdığım süte karıştırdığım sular vardı ya. Heh, o suların tamamı toplandı. Sel oldu. Bizim ineği aldı götürdü. Doğru. Bitti. Aslında başına gelen Tabii şeylerde canım ne senle. yaptığına Tabii bakacaksın. kendi elinin emeğidir kızım. Haşa zulmeder mi? Bak haşa kuluna zulmeder mi hudası? Herkesin çektiği kendi cezası yok kızım. Cezası çok doğru. Evet. Şimdi Meral Hanım diyor ki hocam hayırlı cumalar diliyorum. Siz geçen haftalarda programınızda dediniz ki İslam'a göre kadın kocasını boşayamaz. O da soruyor. Neden İslam'a göre kadın kocasını boşayamıyor? İslam'a göre kadın kocasını boşayabilmesi için nikah kıyılırken ey efendi ben de boşama hakkı istiyorum demesi lazım. Bunu almak Boşama lazım. hakkını alırsa bey de o hakkı verirse kocasını boşayabilir. Bey o hakkı vermemişse kadın da o hakkı istememişse kocasını boşayamaz. Bu hakkı istemek lazım. Evet. Hocam, kocam benden izinsiz tatillere gidiyor. Kocasından izinsiz tatile giden kadın günahkar değil midir diyor. Kocasından izinsiz tadıya gidiyor. Soğan erkeği miymiş o? Allah Allah. O nasıl şey ya? Benden habersiz, benim haberim olmadan, benden müsaade almadan tatile gidiyor. Kimle Kocasından gidiyorsun? izinsiz tatile Kime gidiyor. gidiyor? Kiminle gidiyorsun ya? Kiminle gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Kimle? Arkadaşlarıyla. Ne arkadaşı ya? Ben senin hayat arkadaşı değil miyim? Geç Allah. Böyle karı koca olmaz ya hadi ya. Soruya kızar. Nasıl sorayım? İyi sor. Birlikte okuyalım o zaman. Hepimiz aynı anda hocamızın zılgıtını yiyelim. Diyor ki kız arkadaşıma kendi kendime dini nikah kıydım. Hocam kabul olur mu diyor. Ey gidi. Ey gidi zavallılar. Yani bu kadar dine uzak ama buna rağmen de dinden de vazgeçemeyen bir topluluk haline Böyle geldi. kıyılır mı hocam kız Ne? arkadaşını yanına alıp Tabii kendi kendine yani dini ya nikah? nikah ilan edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve nikahı şahitle yapın diyor. Şahitle. Şahit olmadan nikah olmaz kızım. Ha, bir de mezhep imamlarının görüşleri de var. Annenin babanın rızası olmadan da nikah olmaz kızım. Bunlar oyuncak zannediyorlar Hocam bunu. dün Üniversitenin programımızda böyle bir şey bak yaşandı. Aldatan kocalar mesela bir yalan söylüyorlar ve tabii. getirip Kur'an-ı Kerim'e el basıyorlarmış. Ya ben içimden niyet etmedikten sonra istediğim kadar el basayım be kızım. İnnemel amalü bin niyat.
Milleti kandırmanın yolu Kur'an. Bir kısım insanların milleti kandırmalarının yolu Kur'an. Kitap Kur'an çarpsın. Kitap ne? Kur'an ne? Kitap ne? Kur'an. Yedi çocuğun ölüsünü beyim. Allah herkese bir ömür vermiş ya. Senin dua etmenle Allah senin çocuklarını öldürmez ki ya. Öldürmez ki ya. Olur mu Ece ya? Peki günaha girilen bazı şeyler var mesela. Var. Biliyoruz. Sizden de duyuyoruz. Evet. Kocanla aynı yatakta uyumazsan ya da kocan seninle aynı yatakta uyumazsa o koca günaha girer mi? Yürünmeyen yollarda diken biter. Diken. Sizin yollar aynı, dikenli yani. Aynı yatakta yatmıyorsanız içten içe kadın ise kadın, erkekse erkek kinlenir, kinlenir. Peki mesela karı koca ortaklaşa buna karar vermişlerse? O ayrı canım, onları kendi gönül rızasıyla, ona bir şey demem. O başka. Ama karısının rızasını almadan adam almadan, başka bir yerde tabii, yatıyorsa almadan olmaz. Günaha giriyor mu? Yok, sevabı kazanıyor canım. Niye girmesin günaha ya? Ben senin hayat hocam, arkadaşınım giriyor. Ya. Nikahın altındayım ben ya. Allah peki. Allah. Şimdi hemen evdeki kocalara şöyle bir baktık mı? Bak istediğin kadar bak, evet. Ay, 33 yıllık evliliğinde sevgili seyircimiz başka bir kadına aşık olmuş. Hocam elimde değil diyor. Bu evliliği bitirip onunla nikah kıymak istiyorum. Bana tamam. Diyorlar ki bu kadını bırakıyorsun, onun da vebaline ve günahına giriyorsun diyorlar. Elektrik alamıyor ya. 33 sene elektrik aldı. 33 şak sene diye sonra elektrik kesildi. Tabii, 33 sene sonra kısa devre yaptı. Ve ahlaksız adam onu bırakacak. Ondan sonra onu alacak, öyle mi? Onu alacak. Peki o ne olacak? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Hazreti Ademoğlu Habil ile Kabil var biliyorsun. Hı hı. Dünyada ilk insan kanını aktan Kabil'dir. Her katilin günah hissesinden bir pay Hazreti Adem'in oğlu Kabil'den kalan bu günahtan dolayı Kabil'e yazılır diyor Allah Resulü. Niye? İlk defa insan kanını o akıttı. Tamam mı kızım? İlk defa. Tamam. Onun için öyle yok öyle şey. Peki. Yani sen 33 yıllık eşini bırakıp başka ya bir kadına gidiyorsan sen günahkarsın ya. Diyorsun. Geç ya. Peki. yine bak hocam, kızmayın ama yani bu çağın hastalığı şu anda. İnternet üzerinden başka insanlarla görüntülü konuşmak, işte oyun siteleri var, orada mesela gruplarla oyun oynamak. Sevgili seyircimizin kocası internetten başka kadınlarla görüntülü konuşuyormuş. Burada detayları da var da yani şu anda zaten size teknik, söyleyemiyorum. Teknik ilerledikçe ahlaksızlık arttı be kızım, bunu evet. İçeri gidiyor. Şimdi düşünsenize, bir başka kadın benim kocamla Allah muhafaza internetten görüntülü görüşüyor. Şimdi bu adam zina yapmış oluyor mu, olmuyor mu? O kadın zina yapmış oluyor mu, olmuyor mu? Hocam. Şimdi bak kızım. Hanımımıza bakılmamasını istiyoruz. Heh. Hanımımıza bakılmasını istiyoruz, bakılmamasını. Ama biz başkalarının hanımına veya kızlarına bakıyoruz. Tabii. Bizim hanıma kimse bakmasın. Tabii. Ama biz herkesin hanımına bakalım. Var mı öyle yağma? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Var mı öyle yağma? Onun için yok be kızım. Bunlar hocam, bu zinaya giriyor mu? Niye girmesin be kızım? Allah Allah. Kızım zina sadece bir şey değil. Hocam kızmayın, soruyorum. Elle zina, gözle zina, kulakla zina, dille zina. Tamam mı kızım? Dille zina, ayakla zina. Ayakla. Evet. Evet. Cuma günü Müslüman'ın bayramı olduğu için hocam, cuma günü kılınan namazlarla diğer günlerdeki namazların sevabı aynı mı diyor? Cuma günü Müslümanların bayramı olduğu için cuma namazının ayrı özelliği vardır, ayrı güzelliği vardır. Onu hep söylüyoruz. Cuma'da bir saat vardır ki o saate denk gelenin Allah istek ve arzusunu kabul eder buyuruyor Peygamberimiz. Hı hı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için de cuma ayrıdır. Ayrı bir özelliğe sahiptir. Allah'ın nazarında günlerin hepsi aynıdır kızım. Aynı. Ama cumalar, bayramlar, efendim kandiller, özel günlerdi onlar. Nur Hanım, Allah rızası için adını söylemeyin demiş. Kocamla sizi şu anda yan yana izliyoruz. Benim kocam sosyal medyada güzel kadınların fotoğraflarına uzun uzun bakıyor. Bir de onların fotoğraflarını böyle büyütüp hocam. Böyle şey yapıyorsun ya. Benim böyle. Benim cetöver adına kadar cevabı.
en ince teferruatına kadar tetkik ediyor. Evet. Evet. Hani MR'a girersin, öbür Yani detaylar olur ya. bu hanımın yanında mı yapıyor bunu? Hocam kadıncağız yakalamış onu. Ve uzun uzun bakıyor diyor. Demiş ki hatta bir yakaladığında günaha giriyorsun demiş. Böyle elin kadınlarına uzun uzun bakıyorsun. Allah aşkına hocam ekrandan bir iki laf etsin diyor. Ne laf Hocam. edeyim be kızım, ne laf edeyim ya. Senin hanımının resmini birileri öyle yapsa, Öyle. öyle yapsa, açsa, baksa, büyüsse, küçülse, sen razı olur musun be adam? Razı olur musun? Peygamberin sözü açık be kızım. Ölçü açık be yavrum. Açık ölçü. Kendi nefsinize yapılmasın, hoş görmediğiniz şeyi Başkasına da başkalarına da yapmayın diyor Peygamber be kızım. Yapmayın. Bu teknik kullanırsan çok güzel. Ama böyle tabii. ahlaksızca kullanırsan altından kalkamazsın be kızım. En ince detaylarına kadar Evet. bakıyormuş. Bir de bu arada 0212 333 33 70 ve 71 telefon numaramız. Yusuf Kavaklı hocam canlı yayında sizi dinliyor. Sorularınızı iletebilirsiniz. Az sonra sokağa çıkacağız. Sokaktan soruları alacağız ama önce internet üzerinden gelen sorulara bakıyoruz. Kimler cennete giremeyecek demiş Kerim Hanım. Annesini babasına isyan edip de onların gönül rızasını alamayanlar cennete giremez diyor. Bak, cennetin kokusu 500 yıllık yoldan gelir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Annesini babasına isyankar olanlar değil bu kokuyu duymak, cennete bile giremezler. 500 yıllık yoldan gelen kokuyu duymazlar, duyamazlar diyor. Duyamayınca da cennete giremezler. Onun için anneye babaya isyan edenler cennete giremezler kızım. İntihar edenler suçlarının cezasını çekmeden Allah göstermesin. cennete giremezler kızım. Haram yiyenler cennete giremez kızım. Devlete isyan edenler cennete giremez kızım. Devletin elektriğini, suyunu kaçak kullananlar. Kaçak kullananlar. Ya düşünebiliyor musun sen ya? Öyle bir Müslüman memleketindesin ki içki adam gönderiyor. Tek adam gönderiyor. Bütün köylüler köyün dışına çıkıyorlar. Adamlar taşla sobayla niye? Bizim ahlaksızlığımıza niye mal oluyorsun? Bu bir ahlaksızlık ya. Bu bir ahlak. Biz nereden bu hale geldik ya? Biz nereden bu hale geldik? Bağdaki üzümü koparıp yiyen asker çarşıdaki fiyatı neyse mendiline bağladı. Bağın sömeğini astı öyle gitti savaşa ya. Biz nereden buralara geldik ya? Ondan sonra da dini kimseye bırakmayacaksınız. O köyde oruç tutulacak. O köyde namaz kılınacak. O köyde cuma kılınacak. O köyde bayram kılınacak. Evet. Geç be kızım, hadi ya geç ya. Şimdi sokak sorularına geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapıyorum. Bugün Cuma duamız var. Hepimiz birbirimiz için temiz ağızla dua edeceğiz. Kim ne istiyorsa. Hep programda tekrar ediyorum. Ev sahibi olmak isteyenler, bebek sahibi olmak isteyenler, gireceği bir işte başarı göstermek isteyenler. Dileğiniz, isteğiniz ne bilmiyoruz ama hepimiz birbirimiz için dua etmeye hazırız. Büyük Cuma duası var. Lütfen duyanlar duymayanlara haber Bir versinler. hatırlatma Şimdi daha yapalım. buyurun hocam. Bugün 57 gece 12'yi 57 gece öğlen ezanı okunacak. Yani 1'e 3 kala ezan okunacak. Bu hoca hala niye orada oturuyor demesinler bize. Tamam hocam, tamam. Evet Her hadi. seferinde söylüyorsunuz. Tabii. Burada camimiz çok yakın. Heh. Hocam hemen cuma namazına Evet. gidiyor. Lütfen Instagram'a yazdığınız Günaha girmeyin o boşuna. can inciten sözlerinizi lütfen geri alın. Çünkü hocam cuma namazına gidiyor. Hadi sokağa çıkıyoruz bakalım. Sokaktan gelen sorularımız Hadi ne? bismillah. Şu soruyu merak ediyorum. Dertleşmek dedikodu mudur? Ah canım benim, ne güzel Dertleşmek soru dedikodu mu? sormuş. Evet. Biz dertleşiriz. Vallahi hepimiz Birbirimizle dertleşiyoruz. dertleşiriz. Dertleşirken de kadının veya adamın ipliğini pazara çıkarırsak o dedikodudur. Ama nasıl Evet. dertleşeceksin? Yani konuşarak dertleşeceksin. Yani onun bir Kendi şeyini derdini anlatacaksın. anlatacaksın. Kendi derdini. Gıybet nedir diye sordun. Hayır bak, kendi derdimi anlatayım da mesela. Ben kendi derdimi anlatırken mesela söylerim ki ya Yusuf hocam biliyor musunuz bana bunları yaptı. İşte gıybet Ya kızım. Ötesi yok bunun. dertleşmek değil Tabii mi bu? dert, gıybet tabii. Gıybet. Nedir dedi Peygamberimiz gıybet? Kardeşini hoşlanmadığı şeyle anmandır dedi. Peki. Dediler ki ya Resulallah söylediğimiz şeyler kardeşlerimizin üzerine varsa yani yalancı diyoruz yalansa varsa şunu diyoruz varsa zaten onlar üzerinde varsa gıybetler olur. Onlar üzerinde yoksa iftira olur dedi.
Evet, buyurun. Peki. Hemen sokaktaki diğer sorumuzu alalım. Bizim bir tanıdığımız banka kredisi kullanarak ev satın aldı. Faize bulaştı daha doğrusu. Akabinde de evde Kur'an-ı Kerim okudu. Bu ne kadar doğru sizce? Hocama söylüyorum, soruyorum. Bir daha söyleyeceğim. Faizle ev alıyorlar. Evet. Faizle ev alıp o ev için Kur'an okutuyorlar. Hani olur ya böyle, araba alırız, adak keseriz. Araba alırız, adak keseriz. Kanı da alnına, buraya süreriz. Yüzüne efendim pis kanı yapıştırırız. Kazadan bela korusun. Arabanın tekerleklerini yapıştırırız. Evin çamına, çerçevesini yapıştırırız. Kazadan korusun. Kan insan, hayvan vücudunda bulunduğu müddetçe temizdir. Bıçağı sürüp de kan dışarıya çıktığı andan itibaren necis hükmündedir. O pisliği getiriyorsun, alnına sürüyorsun adamı. O pisliği getiriyorsun, arabanın tekerine sürüyorsun. O pisliği getiriyorsun, araba şeyin, evin penceresine sürüyorsun. Onun için bunlar doğru, tabii, bunlar doğru olan şey değil. Geldik senin soruna. Beşerin aczidir. Putunu kendi yapar, sonra da döner kendi tapar. Bankadan faizli krediyi çeker, günaha girer, evi alır. Şimdi bir şey daha söylesem bana kıyameti koparacaklar. Kıyameti koparacaklar. Ne hocam? Ne konuşursunuz lan o adam? Bağıra çağıra dua ediyor diyor. Herifimiz yazmış. Size bağıra çağıra, tabii bana. Bağıra çağıra dua ediyor diyor. Sessiz sessiz ölü gibi dua etsen kimse dinlemiyor zaten. Efendim. Şimdi sorunu bir daha tekrar edip de bak ne diyeceğim. Ya tabii unuttum, evet. Hocam unuttunuz soruyu. Evet, unuttum da ben. Diyor ki faizle alınan ev için tamam, Kur'an-ı Kerim tamam. Okunur mu? Çok hem faizle evi alacaksın. Tamam mı? Ve o evde de namaz kılmaya başlayacaksın. Zaruret hali hariç. Ne yapalım hocam? Kızım, zaruret hali hariç Din İşleri Yüksek Kurulu buna fetva vermiyor. Diğer soruya geçiyorum. Eğer ben 1967'de o krediyi alıp kullansaydım, şimdi en az 5 tane dairem olacaktı. Hadi yürü. Ya evet, 5 tane dairem olacaktı şimdi. Hadi yürü. Hocam, nelerin üstüne yemin edilmez? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Nelerin üzerine? Yemin edilmez. Yemin edilir ha. Vallahi billahi tallahi diye yemin ettim, kafidir. Mesela şey deriz yani, senin önünü göreyim. Yok, geç onu, onların hepsi. Ha bir de şu var. Örfte yemin olarak kabul ediliyorsa onlar, onu da kitaplarımız kabul ediyorlar yemin olarak. Ama bunlar örfi yeminlerdir. Hmm. Esas yemin vallahidir. Allah şahidim olsun ki. Bitti kızım. Kur'an-ı Kerim üzerine el basıyoruz. Nedir bu? Gösterilen yemindir. Bu kitabın içerisinde hükümlerin tamamını kabul ediyorum. Dürüst çalışacağım, namuslu çalışacağım. Şimdi bizde var mı öyle bir şey? Nerede olur ki bizde? Nerede olur ki? Dur bir dakika. Şu elimde gördüğün liste ne biliyor musun? Ne hocam? Satılığa çıkarılan camiler. Satılığa sadece, çıkarılan tabii, camiler mi? Sadece Fatih, şu bildiğimiz Fatih var ya. Tamam. Biz de oraya mı da? Biz oraya dahil değiliz. Fatih'te 300 küsur cami yok. Kayıp. Kayıp. Satılmış bunlar kızım. Kiminin üzerinde meyhane var, kimin üzerinde tamirhane var, kimin üzerinde bilmem ne var. Sirkeci'de tren istasyonunun üstünde bir cami var. Merzimonlu Kara Mustafa Paşa Camii galiba. Orası Anadolu saz eviydi. Biz İstanbul'a geldiğimizde 60, 61, 62, 63, 64'lü yıllarda. Anadolu saz evi. O zaman bütün oteller Sirkeci'deydi. Anadolu'dan gelen esnaf İşini gücünü Tahtakale'de bitirir. Akşam gelir o otellerde yatardı. Anadolu Saz Evi'nde gider orada eğlenirdi. Sonradan Eminönü'ne bir müftü geldi. Mehmet Doğru diyorum. Ellerinden öpüyorum. Mehmet Doğru tespit etti bunları. Gördü ki buran efendim Saz Evi değil. Bura cami. Bura cami. Efendim onu oradan kaldırdı. Oraya cami yaptırdı kızım. Onun gibi niceler bak. 500 lira, 150 lira, 125 lira, 100 lira, 100 lira, 200 lira, 150 lira. 80 liraya alaca mescid satılmış. 80 liraya. 50 liraya sofra, mahsusanlı meclisi satılmış. Efendim 75 liraya Şazi Bey Camii'nin arsası satılmış kızım.
50 liraya Koyunlu Mescidi'nin arsası satılmış kızım. Koyunlu Mescidi'nin. Bunların hepsini vakıflar kanalıyla sattılar zamanında. Sattılar. Vakfetmişsin sen kızım. Vakfetmişsin. Senin vakfettiğin yerleri sattılar. Yes. Yavuz Bülent Bakiler öyle diyor. Bir konferanstan dinledim. Sonra özel sohbetinde de dinledim ben onu. Kastamonulu bir mübarek zatın efendim damadıdır bizim bir abimizdir. İsmail Hakkı Yılanlıoğlu. Onun babacığı anlatmış. Yavuz Bülent, bu camiler satılırken cebimizde paramız da vardı evladım. Ama hiç oraya yanaşmadık. Ama daha sonra Allah bana gösterdi. Bu camileri parayla alanlar, bu vakıf yerlerini parayla alanların cami önlerinde dilendiklerini gördüm dedi adam. Hadi kızım buyur. Evet, buyurun. Satılık camiler, alıcılar şimdiden sıraya girmiş zaten. Evet. Arkadaşlarımızı da getirdiler ekrana. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Gecek, nereden nerelere geldik işte anlayın. Hiç sormayın. Evet. Camiler de satılıyorsa. Heh. Bu arada İzmir'den sevgili Şenay Düdek bizi izliyor. Şenay ablacığım öpüyorum yanaklarından. Ve İzmir'den izleyen herkese. Instagram'dan biraz sorularınıza baktım. Tekrar döneceğiz ama şimdi sokaktayız. Önce sokak sorularıyla devam edelim. Hemen ekrana gelsin. Diğer sorumuzu da alalım lütfen. Akrabalara karşı mesafeli davranmak yanlış bir hareket midir? Yanlış değil be kardeşim. Akrabalara mesafeli olacaksın. Eğer akrabalarımızdan ağacın zarar görüyorsak. Bak atasözü olarak yerleşmiş kızım. Akrabanın akrabaya akrep etmez ettiğin demişler. Vallahi doğru. Akrabalardan zarar görüyor isek Peyami Safa'nın şu sözü. Ne senden rükû ne benden kıyam. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın, iyi misin? Ben de iyiyim. Hadi yürü yoluna devam edin. Biraz mesafe iyidir. Tabii. Diğer soru gelsin. En büyük günahlar nelerdir onu merak ediyorum. En büyük günahlardan birincisi Allah'a eş ve ortak koşmaktır. Evet. Haram yemektir. Devlete millete isyan etmektir. Devletin milletin malını çalmaktır. Devletin milletin malına zarar vermektir. İntihar etmektir. Tamam mı kızım? Daha sayayım mı? Yeter o kadar. Tamam. Diğerine evet. Geç. Bir başkası için dua ederken onun ismini söylemeli miyiz? Bunu öğrenmek istiyorum. Yani içimizden geçiririz biz. Evet. Ama ismini de söyleyebilirsiniz. Ya Rabbi Ahmet kulunun, Mehmet kulunun, Hasan kulunun, Ayşe kulunun efendim günahlarını affeyle, seyyiatlarını hasenata tebdil eyle, sıkıntılarını def eyle dersin. Ama içinden niyet ettikten sonra illa ismini söyleme diye bir şey söz konusu değil. Peki hemen diğer sorumuza geçelim. Hocama buradan bir sorum olacak. Hacamat yaptırmak dinen uygun mudur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacamat yapmayı tavsiye ediyor. Hı. Ehlini bulursanız hacamat yaptırın. Ama hacamat da herkes yaptırmamalı. Bir de doktora danışmalı. Ona göre yapılmalı. Ve gerçekten işin ehli hacamatı yapmalı. O hacamat yapıldığı anda ve kapıldıktan sonra bir mikrop kaparsan eyvahlar olsun. İyi mesela, ellerde, ehil ellerde. Tabii sülükle tedavi etmişler. Sülük. Evet. Şimdi Sivas'ta bir göl vardır. Hı hı. Balıklı göl. Sivas'ta. Efendim oraya gider millet girer. O balıklar gelir seni tamir eder. Tamam mı kızım? Tamir eder. Yaralarının hepsini tamir eder. Sedef hastalığı olanlar umumiyetle giderler Sivas'a. O göle girerler. O balıklar gelir tık 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 seni tedavi eder. Evet buyur. Hemen geçelim diğer soruya. Ne tatlı anlatıyorsunuz hocam. Estağfurullah. Buradan hocama sormak istiyorum. Mekke'nin dünyanın merkezi olduğu doğru mu? Elhak doğrudur. Dünyanın merkezidir Mekke ve dünyanın merkezi olduğunu da herkes kabul ediyor. Evet. Peki. Diğer sorumuza geçiyoruz. Kaderi sorgulamak imana zarar verir mi hocam? Ne? Kaderi diyor sorgulamak. Ha. İmana zarar verir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi bir grup toplanmış. Hı hı. Kader konusunu tartışıyorlar. Tamam. Kader konusunu. Resul-i Ekrem dedi ki ben size tembih etmedim mi? Sizi ikaz etmedim mi? Bunun altından kalkamazsın. Bunu tartışmayın demedim mi? Hani yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Onun için kader konusu önemli bir konudur.
biz onun altından kalkamayız. Kalkamadığımız gibi bir de günaha girebiliriz. Şimdi öyle diyor ya, efendim bu adamla evlenmek benim kaderim miydi? Sen o adamı istedin, evlendin. Ama adam kötü çıktı. Adam iyi araştırmadın, bakmadın, etmedin, tutmadın. İyi çıkmadı adam, aldattı seni, kaldı kapının önüne koydu. Veya sen onu adamı kapının önüne koydun. Ha, eğer zamanında azıcık daha dikkatli olsaydın, azıcık daha etrafa sor. Şimdi efendim benim yerime bir istihareye yatar mısın? Benim yerime yemek yer misin sen ya? Benim yerime yemek yiyor musun sen? Ha, yemiyorsun. Biz salı günleri yatıyoruz hocam istihareye. İyi yatın siz salı günleri istihareye. İstihare yok mu? Ya o ayrı. Bak gelmeden hemen de. Kızım istihare ayrı var. Ama istihare her şey değil be kızım. İstihareden önce istişare önemli. Ha doğru. Doğru söylüyorsun. Bir mahallede biriyle evleneceksen eğer, o mahallenin ileri gelenleri var. Onlara sorarsın. Kim bu aile? Neyin nesini? Sen tanımıyorsun. Oğlan internetten bulmuş. Kız internetten bulmuş. Kim bu aile? Neyin nesi? Neyin nesi? Cin mi? Cıvıt mı? Kim bu adamlar? Ha, sorarsın edersin. Onlar derler ki aman ha yanaşma. Yanaşma. Yanaşma dediği halde oğlan istiyor diye, kız istiyor diye evlendirirsen hapı yuttun işte. Doğru. Ötesi yok bunun. Tıpkı şey gibi sınava girmeden önce tabii biraz canım. Çalışacaksın, kitap karıştıracaksın, ondan sonra dua edeceksin. Ondan sonra tabii. Bu da öyle. Araştıracaksın. Evet. Hocamın dediği gibi. İstihara amen ne alırsan takına. Sonra istihara hemen bir günde olmaz. 3-5 gün devam edersin ona. İstihara da hemen sana bu iş böyle olacak demez. Kitaplarımız diyor ki bazen yeşil görürsünüz. Bazen mavi görürsünüz. Bazen siyah görürsünüz. Onu ayırmak da meseledir be kızım. Evet. Ama sen gözün kapalı istihareye yatıyorsun. Niye? Adam kadınsan adamdan vazgeçemiyorsun. Adamsan kadından vazgeçemiyorsun. İstiyorsun kendine göre bir şey olsun. Kendine göre de olmuyor işte. Evet. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Dinimize göre uğursuzluk diye bir şey var mı? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Mesela kara kedinin uğursuzluk olduğu. Yok alakası yok. Dinimizde uğursuzluk diye bir şey yok. Yok. Hiç mi? Yok uğursuzluk yok ya. Şimdi bak benim köy hayatım var. Köye. Cadde böyle uzun bir caddedir. Sen aşağıdan erkek olarak geçiyorsan her an benim yaşımda olanlar bilirler. Sen aşağıdan erkek olarak geçeceksen, gideceksen veya yukarıdan geçeceksen kadın orada durur. Sen çene yapardın lalalalalala filan. Seni bekler kadın. Niye? Niye? Kadın uğursuzdur onun için. Aa. Böyle saçma sapan işlerimiz var be kızım. Saçma sapan. Kedi geçti uğursuz. Kuş geçti uğursuz. Karga geldi öttü uğursuz. Bilmem ne geldi. Yok böyle bir şey. İslam'da uğursuzluk diye bir şey. Yahu Allah'ın yarattığı hiçbir şeyde uğursuzluk yok. Ben şeyi mesela bilirim. Ezan okurken köpeğin uluması. Yok canım hiç alakası yok ya. Hayvan bir anda hoparlörün sonuna kadar açıksa gelsin mesela bizim 5 yoldaki camide hoca Allah'a ekber dedi mi 7 düveldeki insanlar hoplar böyle bir. Ben bile bazen lokal şeyde balkonda hopluyorum ya. Sesi ne kadar açmışlarsa bunu da anlatamıyorsun kimseye ya. Çok güzel bir konuya değindiniz. Anlatamıyorsun ya. Tabii. Çok güzel bir konuya değindiniz mi? Şimdi gerçekten bazı hocalarımızın sesi gerçekten hocaların günahı yok. O desibelli ayarlama. Ben senelerce söyledik biz şeydeyken, idaredeyken. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il müftülüklerinin emrinde teknisyenleri olmalı. Teknisyenleri. Doğru. Bunlar cami hoparlörlerini bunlar ayarlamalı. Şimdi Beşöl Camii yolun tam kenarında. Bak şimdi yolun tam kenarına yaptılar onu zamanında. Şimdi o sesin aşağıya doğru yayılması lazım. O sesin aşağıya doğru yayılabilmesi için de efendim E5'in araba gürültüsünün olmaması lazım. E5'in araba gürültüsünden efendim korktuğunuz için sesi sonuna kadar açmışsınız. Allah yardım etsin o evin yakınında bulunan evlerdeki çocuklara. Doğru söylüyor. Ailelere. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Birdenbire ondan sonra ezen düşmen olursun. Ondan sonra cami düşmen olursun. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey ya. Ama çok güzel bir konuya değindiniz. Şimdi bak camiler din görevler haftası şimdi değil mi? Hı.
Birazcık da bunların üzerinde durmalı bizim yetkililerimiz. Doğru söylüyorsunuz. Biraz da bunların üzerinde durmalı. Birazcık da ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar bana, mesaj yazıyorlar. Ne yani? İlla görevli mi okuması lazım azanı? Şimdi bizim Muttalip Hoca'ya yazacaktım, yazamadım. Binde bir ezan okuyan var. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber diye okuyor. Bak, Allah-u Ekber. Ne diyor hocam? Allah-u Ekber. Allahu Ekber diyecek yerde Allah-u Ekber diyor. Muttalip Hoca, Muttalip Hoca'nın günahı yok. Niye? Muttalip Hoca çıkıyor adam hutbeye. Müezzin de yoksa oradan bir ezan okuyacak. Bizimkiler sonra bu ezan okumaya o kadar meraklıdırlar ki. Ulan ben bunu becerebiliyor muyum, beceremiyor muyum? Okuyabiliyor muyum, okuyamıyor muyum? Bu hiç yok bunlar. Hiç yok. Okuyayım, çıkıp okuyayım. Ya okuyun tabii, senin okunsun yeter ki. Halbuki güzel sesle okunan bir ezan 10 konferansa bedeldir. 10 konferans. Burada bakıyorum hatta dinletmiştik canlı yayında. Ben bakıyorum akşam hanımla salaları dinliyoruz. Perşembe günü akşam salar veriliyor ya. Yeşilova tarafından, Sefaköy tarafından bir hoca efendi salar vermeye başladı. Belki 5-7 dakika salar verdi. Böyle kuşu içerisinde dinledik. Hemen yakınımızdaki camilerden birinde salar vermeye başladılar. Dedim ki ona bak, 3 kuple söyleyecek. 3. 3 kuple söyleyecek, arkasından hemen ezan okuyacak. Ya şu mübarek perşembe günüdür. Sesin güzel, sedan güzel. Ben mübarek adam. Çıksan da 5 dakika uzatsan bunu, millet huşu içinde şunu dinlese ne olur? Daha fazla konuşmaya da kızıyor bana, kızıyor arkadaşlar. Evet. Konuşuyor. Tamam. Kızıyorlar ya. Daha fazla beni konuşturma. Evet. Hocam size niye kızsınlar? Siz yıllardan beri Diyanet'te görev almış. Ya işte olmaz hiç. Eğitimini almış. Hiç kimse tenkitten bu hoşlanmıyor. Bu mesleğe yani kendinizi adamış bir insansınız. Bir din Doğan, görevlisiniz. Doğan Cüceloğlu'nun bir kitabı var. Öğretmen diye. Geçen kırtasiyeci bir dostlarım var. Oraya getirdim. Torunum üniversiteye başladı. Oğlum da üniversiteye başladı. Aynı güzel. Tabii kızım maşallah. Oradaydı zaten. O da üniversiteye başladı. Onun malzemeler alayım diye gittim. Baktım 3-4 tane kız geldi. Genç kızlar. O kitap istiyorlar. Öğretmen ismi. Ben de merak ettim. Dedim ya kızım siz öğretmen mi olacaksınız? Evet dediler. Bak öğretmenlik kutsal bir meslektir dedim. Cumhurbaşkanı öğretmen yetiştirdi. Başbakanı öğretmen yetiştirdi. Belediye başkanlarını öğretmen yetiştirdi. Doğru. Türkiye'yi idare edenleri öğretmen yetiştirdi. Bizi de öğretmen yetiştirdi. Tamam mı kızım? Doğru. Ben de hemen o kitaptan bir tane aldım. Sabahleyin arabayı beklerken açtım. 3-4 sayfa okudum. Diyor ki bir öğretmen 30 sene ki hep yaşadık bunları. 30 sene aynı dersi anlatsa bile önceden o ders için hazırlık yapmalı. Bak ben 55-60 senedir din hizmeti yapıyorum. Tabii. 55-60 senedir çalışmadan kürsüye çıktığım vakit değil. İşte bir görüyorsun de, halimi. Televizyon programlarını görüyorsun halimi bak. Şunların hepsini bir hafta çalışıyorum. Saatler öncesinden kanala gelir, mutlaka araştırmalarını tabii yapar. Mutlaka ve bütün kendini yenilemek durumundasın. Yenilemek. O yüzden sizin kimsenin size kızmaya ne hakkı var, ne haddi var yani. Diğer soruyu da getirelim hemen. Kızla erkeğin sadece arkadaşlık yapması caiz midir? Onu anlamadım kızım. Kızla erkeğin sadece arkadaşlık yapması caiz mi diyor? Vallahi ben bu konulara yabancı olduğum için kızıyorsunuz ama. Niye yabancısın hocam? Yabancıyım tabii ya. Niye hocam? Efendim kızla ben bir arkadaşımın doğum gününü kutlamışlar da benim Bolu'daki arkadaşımın. Yazdım oğlum dedim sende de doğum kutlama var mı? Benim kitapta böyle bir şey yok. O da bana yazmış. Yani bir dünya insan doğumumu kutlamış. Ben bunlara cevap yazmayayım bile. Doğru söylüyor. Yani benim kitapta öyle bir şey yok. Tamam mı kızım? Şimdi dolayısıyla şimdi bu delikanlının söylediği şey aynı şey. Değişen bir şey yok. Söyle şimdi ne diye. Yok siz söyleyin. Soruyu söyle. Soruyu söyle aklından kalmadı evet. Unutuyorsunuz şey. Kız ve erkeğin arkadaşlık kız yapması. Kız da erkeğin arkadaşlık yapması. Kız da erkek. Aynı anadan mı doğdular kızım? Ya arkadaşlık Nur, yapmak için aynı anadan Nur, mı doğdular? Nur evliya olmanın gereği yok be kızım. Evliyalık tasamanın da gereği yok be. Ateşte barut bir adam durur mu kız? Hocam, eskidenmiş o ya. Tabii canım eskidenmiş ya. Hepsi eskidendi zaten. Hepsi eskidendi. Ateşle barut bir arada durur mu kızım? Şimdi biraz evvel okumadın mı kız? Allah aşkına sen ne dinlemiyor musun beni? Burada okumadık mı şurada?
Efendim bak bir daha koyayım şimdi. Namussuz koca, namuslu hanım istiyor. Tamam mı? Zina yapmış genç, el değmemiş kız istiyor. Zina yapmış genç, el değmemiş kız istiyor. Eskiler derlerdi ki, rahmetli nenemden hatırlıyorum. Hamam görmüş gelin olmaz. Bak, biraz mutaassıfça bir iştir değil mi? Hamam gören gelin olmaz. Ne demek o? Söyle. Hamam ne tabii, o ya? Şimdi benim yaşımda olanlar da bilirler. Hamam hamamda, görmüş gelin. Hamamda yıkanırken herkes vücuduna bakar mı kızım? Ha. Ona bile tahammülleri yokmuş. Oralardan buralara geldi kızım. Oralardan nerelere geldi kızım? Seyircilerimizden yok nasıl olsa. Onun için ben rahat. Oralardan göğüs şova geldik şimdi. Tamam mı kızım? Yani ya eskiden erkekler merak ederlerdi be. Bir kadını merak ederlerdi hocam, erkekler. Göğüs şov neydi dedi. Merak edeceksin be kızım? Ne kaldı merak edecek? Her şey ortada diyorsunuz. Tövbe yarabbim. Tövbe. Günaha giriyor hadi ya. Günaha giriyor hadi ya. Azıcık edep. Edep yahu. Edep yahu. Alalım mı diğer sorumuzu da? Al al tabii al. Gelsin bakalım. Düğünlerde yapılan takı törenleri doğru mudur? Düğünlerde yapılan takı törenleri doğru mu? Düğünlerde taksınlar sana takıyı. Ondan sonra hiç kaynana kayınpedere göstermeden hemen toplayıp alıp götürüyorsunuz. O zaman doğru değil mi? Hocam düğünde takı bana takılıyor. Kayınvalideme mi takılıyor? Ya Allah Allah. Kayınpederime mi takılıyor yani? Ben de onu anlamıyorum. Sen niye sen anlamıyorsun ne ki ya? Hocam çok seni özür dilerim. Seni kaç kişi tanıyordu kız? Nerede? Söylesene. Nerede? Ben 30 sene gezdim düğün hep taktım. 30 sene 40 sene. O 40 sene sonra. Diye. 40 sene sonra oğlumu evlendireceğim kızımı evlendireceğim. Tamam bana takılıyor. Kim gelecek takılar? Sana? Sen kimsin be? Sen benim kızım değil misin? Oğlunuzun. Sen benim oğlum değil misin? Seni kim tanıyordu ki? Söylesene bana. Kim? Ya ben o düğünü yapmak için kılı 40 yardım ya. Kılı 40 yardım. 30 bin lira, 40 bin lira bir gelin odası yok kızım. 40 bin lira. Bu 40 bin lirayı ben nereden vereceğim be oğlum? Bu düğün yardımlaşmadır, yardımlaşma. Ne yapalım yani? Ha? Yani yardımlaşmadır. Kaynanamıza hayır, mı verelim? Hayır kaynana ben kaynana verdiğim bir şey demiyorum ama kızım. Ne yapalım? Yani onların da yaptığı bir masraf vardır. O masraf da buradan çıkmalı. Onu demek istiyorum. Paylaşım olmalı tabii. Diyorsunuz. Yani sen torla topla hiç kimse. Niye ki oğlanın annesine babasına vermiyorsun da kendi annene babana veriyorsun? Ama düğünde takılan hak yani o düğünde takılan takılar gelin hakkı değil miydi hocam? Seninle anlaşamıyorum bazı konularda. Biz hocam evet. Benim sizinle anlaşamamazlık gibi bir şey. Ne haddime? Bak bir doğrudan meraktan soruyorum. Kızım, bir doğrudan bahsediyorum ben. Düğün yapılıyor mu kızım? Evet. Düğün yapılıncaya kadar bir dünya masraf ediliyor mu kızım? Ediliyor. Bu masraf kim yapıyor kızım? Oğlan tarafı yapıyor, kız tarafı yapıyor. Evet hocam. Ha, oğlan tarafı, kız tarafı bu masrafı yapınca geriden masrafı yapan annenin babanın bir geliri yoksa bunu neyle ödeyecek? Sen aldın, torladın, topladın, gittin efendim balayına. Ha, dönerken de bir arabayla döndün. Ne o? Toplanan altınlarla bir araba aldınız. Ama hocam o benim sorun değil ki. O kocamın sorunu. Eğer öyle bir şey yoksa o düğünü yapmayacak. Öyle de bir evliliğe girmeyecek yani. Çocuk bir biraz, kız çocuk istiyorsun. Çocuk kandırmışsın, kafasına girmişsin. Ne olacak? Çocuk da kanmasın hocam. Şimdi, o da evlilik yolunda ilerliyor. Evlenmeyi düşünen adam. Arada sırada nikah da kıyarım hep şeye. Bazı dostlarımızın binde bir nikahlarını kıyarım çocuklarının. Heh. Efendim bazı kızlar okumuş gelirler. Okutulmuş gelirler. Okutulmuş. Biz mihir keseriz ya. Ha. Mihir. Ha. Evet. Kızım bu mihir kadını para karşılığında satın almak değil. Sen bir şey koyacaksın ortaya. Damada soracağız bunu istiyor musun istemiyor musun olur mu diye. Damat kabul ederse amenna. Etmezse aşağı indir yukarı çıkar. Bunu kararlaştıracağız. Şöyle bakayım kızım. Şu kadar altın isterim. Bu kadar. Ya o kadar altın benim servetim yetmez ya o kadar altına. Sana mihir vereceğim bunu. Kaldı ki kadın mihrini almadan kendisini kocasına teslim etmeme hakkına sahiptir. Girdik yerde odasına. Bak mihir kesin hadi ver o paralara bakayım yoksa girmiyoruz. Verebilir olmamız. Mümkün mü bu ya? Söylesene bana. Tabii. Ha, onun için belli kurallarımız var. Belli kaidelerimiz var.
Bunlara riayet etmek önemlidir. Ben onu söylemek istiyorum. Yoksa ben kendim şikayet olanı, ben zaten 3 tane düğün yaptım. 3'ünü de ben nasıl yaptığımı bilmem çünkü hanım Allah razı olsun. O topladı, hepsini halletti, etti, tuttu. Allah razı olsun ondan. Ben bir şey demiyorum. Bugün de hanım sizi pek şık giydirmiş. He? Hanım sizi pek şık giydirmiş. Ben ne zaman şık giydirmiyorum beni? Ha, çok uyumlu değil mi bugün hocam? Böyle? Yani ne zaman uyumsuz? Leylak rengi, gömleği, evet. Kravatı. Elhamdülillah. Hocam çok telefonumuz varmış. Yine Fatih Kur'an'la diyor ki. Fatih öyle mi diyor? Çok bekleyen seyircimiz İyi, var. Tamam, tek tek alalım. Söyle, efendim tamam. Hayırlı cumalarımız olsun. Hoş geldiniz. Alo. Erken mi başladın bugün? Erken başladık. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Çok teşekkürler. Buyurun. Ya ben hocama bir şey soracaktım da. Dinliyoruz. Dinliyoruz canım, buyur. Ben hanımla 2 senedir ayrıyım ben. Evet. 2 senedir boşama aşamasındayım. Onlara yardım edemiyordum ben onlara. Ama kendisi hep kavga çıkarıyordu. Ben çalışıyorum akşamleyin. Akşam gidince evde akşam her akşam kavga. Her akşam kavga. Hafta sonu evde kalıyordum ben. O gün de kavga çıkarıyordu. En sonunda beni kovdu evde. Ben de aldım bir çekidimi çıktım. Yani yardım edemiyorum derken maddi anlamda mı yoksa evin genel işlerine mi yardım edemiyorsunuz? 1.600 milyon maaş alıyordum ben mesela. Evet. Kiramın hepsini veriyordum. Kalan para da eline veriyordum. Tamam. Kalan para da o da benim üstüme atıyordu. İşte bu ben bu parayı ne yapayım? Ben diyorum ki işte asgari ücretle çalışıyorum. Kalan para bu yani. 1600 lira maaş alıyorsunuz. Kaç lira kira veriyordunuz? 600 milyon maaş veriyordum. 600 milyon kira veriyordum. Kira 1000 lira geri kalıyor. Hmm. Efendim? 1000 lira geri kalıyor. 1000 lirayı da eşinize verdiğiniz zaman onun sizin suratınıza atıyor. 900 falan kalıyordu. 900. Anladım. 900 işte mesela ek işe de gidiyordum ben. Yine evli olduğum için ek işte kazandığım para da düğün kalan borçlara veriyordum. Anladım. Peki şimdi i̇şte ayrıldınız mı? Ayrılmadık da boşama aşamasındayım. Tamam. 2 tane çocuğum var bende. Hocama ne sormak istiyorsunuz? Ya ben bir senedir çocuklarla görüştürmüyorlar. Mahkemeler devam ediyor. Ben de boşanmak istemiyorum. Ama geçen Kurban Bayramı'nda bu Kurban Bayramı'nda barıştık. Baktım yine kavga çıkarıyor. Acaba ben günaha gidiyorum, günaha girmiyorum acaba? Şimdi sevgili kardeşim, 2 tane çocuk var mı? Evet, 2 tane var. Çocuk var. Heh, bu 2 tane çocuğun hatırına bir araya gelmek istediğin gene olmadı değil mi? Olmadı, evet. Olmadı. Sürekli küfür ediyor. Küfür ne diyor? Şimdi ben hiç kimsenin günahına girmek istemem. Vebalde de kalmak istemem. Ama bunlar niyet ettim, niyet eyledim, bu adamla geçinmemeye diye karar vermişler. Tamam mı kızım? Şimdi 1600 lira maaş alıyorum, 600 lira kira veriyorum, 100 lira elektrik parası veriyorum, geriye 900 lira kalıyor. Evet, 900 lira götürüp hanıma teslim ediyorum. Hanıma teslim ediyorum. O da suratını atıyor. Ondan sonra suratımı atıyor. Bir de küfür ediyormuş çokça. Sana Allah kolaylık versin, başka bir şey demiyorum. Sana Allah kolaylık versin. Teşekkür ederiz. Bir defa çizilmiş o, çizilmiş. Çizildiği için... Ayna bir defa çizildi mi düzgün göstermez diyor atalarımız. Ne güzel söyledi. Onun için de yani sizin bu aileniz yeniden bir araya gelse bile Anadolu tabiriyle dırık tutmaz. Yavrularını senden mahrum ediyorlar. O yavruların beynini senin adına yıkıyorlar. Seninle görüştürmüyorlar. Yarın o çocuklar biraz daha büyüdükleri zaman sana aşırı düşman yapacaklar. Onun için sen boşanmak istemesen bile bunlar kararını vermişler. Ona göre kararını ver, büyüklerine danış, kendine bir yol çiz derim, başka bir şey demem. Peki, teşekkür ediyoruz. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Hayırlı cumalar efendim, hoş geldiniz. Alo. Allah yardım etsin. Alo, hayırlı cumalar. Sağ olun, buyurun, hoş geldiniz. Benim bir sorum olacak mı? Hemen dinliyor hocam sizi. Dinliyoruz, buyur. Bundan 15 yıl öncesinde ben kendi öz babamdan ev alırken 2 milyar borç para aldım. Hı hı. Babam bana dedi ki
bir senenin içinde ödersen para olarak getir dedi. Bana 2 milyarı 6 milyara çevirdi. 3 milyarını 3 tane altınını ben ödedim. Sonra annem bir bana böyle 8 sene geçti arada. Annem helal ediyorum dedim. Helal ediyorum ben kızım dedi. Babam da sesleniyor dedi. 8 sene sonrasında şimdi ben 3 tane Cumhuriyet en büyük altını tekrar istiyor. Ben şöyle düşünüyorum, yani şuna üzülüyorum ben, 2 milyarı babam benden böyle faizle alıyor ya. Hı. Hani ben evlat olarak hakkımı helal etmek istemiyorum. Hocam ne der acaba buna? Hani tamam borç ödenir ama benden kat kat faiz ödüğüne çok üzülüyorum ben. Bir de bağışlayıp bana 8 sene sonrasından tekrar istemesi, yani beni çok üzdü gerçekten. Peki babanızla konuşmadınız mı? Sen bana haksızlık ediyorsun, bak faizle bu parayı istiyorsun, beni zor duruma sokuyorsun demediniz mi hiç? Dedim, babamın durumu çok kötü değil. Zaten parası var, malı mülkü var. Peki ne diyor? Ödeyeceksin diyor. Peki baba dedim, sen bağışladın mı dedim. Şimdi niye istiyorsun hani? Bağışladığım için ben sana sormadım ki dedim, borcum var mı diye dedim. Yoksa ben öderdim dedim. Ama şimdi ben o 3 tane altını aldım vereceğim ve gönlüm razı değil yani. Ödesem bile yani benim gönlüm razı değil buna. Anneniz babanız öz değil mi? Üveylik yok arada, hocam soruyor. Öz. 5 kardeşiz. Hani herkese yardım edildi. Bana da bu şekilde yaptığı için benim çok zoruma gidiyor yani. Ya da kız olarak mı dışlandım diye düşünüyorum. Tek kız mısınız siz? Kızım, hanım kızım. Efendim hocam. Siz bu borcu alırken ne zaman ödeyeceğim diye aldınız? Ne zaman ödeyeceğim diye mi? Hocam bak, bir senenin içinde dedi, o 2 milyarı bana dedi, getirirsen getir. Benim de durumum kötüydü. Ben babama 1 milyar verdim, bir tane cumhuriyet altın buldum. Aradan bayağı bir zaman geçti, annem babam bana bağışladı ve tekrar istiyor. Yani bana 2 milyarı cumhuriyet altınına çevirmiş oldu. Bağışladığı parayı tekrar istiyor. Araya faiz giriyor falan yani. Mesela bir baba evladından faiz alır mı? Teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalarınız olsun. Ne diyorsunuz hocam? Bir baba evladına bunu yapar mı? Bunda söylenecek bir şey yok. Siz bir borç vermişsiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, eğer eli sıkışıksa karşıdakinin, o borcu ona hibe etmek en büyük sevaptır diyor. Evet. Bu sizin kızınız. Siz kızınıza verdiğiniz borcu tekrar isterken üzerine ilaveler yaparak istiyorsunuz. Nasıl babalık, nasıl annelik, nasıl akrabalık, akıl alacak şey. Allah'ım bu cuma vakti. Diliyorum ki Yüce Yaradan'dan bizi iyi ve güzel insanlarla karşılaştırsın. Amin amin. Cuma amin. Duamız var. Katılmak ister misiniz? Evet, az sonra büyük cuma duamız var. Duyanlar duymayanlara haber verdi mi? Lütfen haber verin. Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından katılanlar var. Bu arada YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımıza abone oldunuz mu? Çok basit. YouTube'a girdiğinizde Hayatta Her Şey Var kanalını bulup orada zaten benim fotoğrafı da göreceksiniz. Bir tıkla abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü biz programımızdan kesitleri, farklı görüntüleri gün içerisinde de sizinle paylaşıyoruz. Kıymetli hocam, evet. Seyircilerimizle sorularla devam ediyoruz. YouTube Hayatta Her Şey Var kanalımız bu. Şimdi bir seyirci telefonu alacağım. Bakalım seyirci ne soruyor? Seyircinin sorusu bizim için çok önemli. Efendim hoş geldiniz. Cumamız mübarek olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum çok sizlere. Çok teşekkürler. Buyurun. Hocam öncelikle bir sorum var. Ama Yusuf hocam bana kızmadan önce lütfen beni önce bir dinlesin. Bak çok haklısınız. Bak ne diyor, gördün mü hocam? Hı-hı. Yusuf hocam diyor bana kızmadan önce beni bir dinlesin diyor. Yok kızmıyorum canım, ne tövbe ya Rabbi, hadi ya. Ben size katılıyorum. Hocam bırak onu, bak bir kaldır başını. O gün cemalini herkes görsün. Ya ama buraya görsün. Yazmam lazım ya. Ama dur bir dinle. Bak. Dinliyorum kızım hadi. Hocam ben çok kötüyüm. 4 yıllık bir ilişkim vardı. Çok büyük bir günah birlikte olduk. Ondan sonra hamile olduğumu öğrendim ben. Hani aldırmak istemedim bebeğimi. Hani aldırmam için elinden gelen her şeyi yaptı. Hani tehdit etmesi desen, azalmayacaklar desen. Hani aldırmam için her şeyi yaptı. Ondan sonra aldırmak istemedim. Bana bebeğime sahip çıkmadı hocam.
Aldırmasaydım bile hocam, hani ailem öğrenseydi bile ne beni ne de o bebeği hani yaşatmayacaktı. Yani çok kötüyüm. Bana özetler mi? Lütfen hatta kalın. Bebeği aldırdınız anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, 9 haftalıktı. Hani ben istemedim böyle olmasını. Ama ben siz evlenmediniz. Istiyorum. Evet, hani istemedi. Ben ona dedim hani hiç olmazsa bebek doğana kadar. Kaç yaşındasınız? 25. 25 yaşındasınız. Hani dedim benimle evlenme. Hani hiç olmazsa doğana kadar evlenmiş numarası da yapmana da razıyım. Yeter ki hani çocuğum da olsun. Ondan sonra gene bize bakma. Ben bakarım ona bir şekilde. Ne yaptımsa, ne ettimse boş. Evli miyim? Peki birlikte olduğunuz adam evli miydi? Yok, hayır. Peki neden evlenmedi sizinle? Ben daha önce bir evlilik yaptım. Siz daha önce bir evlilik yaptığınız için bekar olan sevgiliniz çocuğunuzun olmasına rağmen sizi eş olarak kabul etmedi. Ne beni ne çocuk. Hayır, kesinlikle. Çocuğu da kabul etmedi. Siz de çocuğu yani, aldırmak zorunda kaldınız. Evet, çünkü hani aldırmasaydım bile ailem duysaydı ne beni ne bebeği hani yaşatmayacaktı. Nikah kıydırdınız mı peki kızım? Efendim hocam? Nikah. Bir dakika, sesinizi alamıyorum. Dini nikah yaptınız mı diyor hocam? Yok, hayır. Resmi nikah zaten yok. Evet. Hani tamam. Ben çok kötüyüm, ne geleceğim belli, ne gündüzüm. Hani intihar etme derecesine ben geldim. Orada bir çocuk sesi duyuyordum. O çocuk size mi ait? Yok, hayır. Değil. Şu an ben yalnızım yani. Anladım. Ailenizin bundan haberi var mı? Yok, hani ailemin haberi yok zaten. Hani şimdi de öğrenseler bile hani yaşatmazlar, emin olun. Peki bu adamı siz görüyor musunuz, yakın çevrenizden biri mi? Yok, şu an bulunduğum yerde değil, şu an hani İstanbul'da. Nerede tanıştınız bu adamla? Aynı yerde oturuyoruz, aynı mahallede. 4 yıl önce tanıştık. Yani komşunuzun oğlu? Yani bir nevi, bizim yukarı mahallede oturuyor, öyle söyleyeyim. Peki. Yani benim sormak istediğim işte hani acaba hani günahı bana da var mı bilmiyorum. Ben vicdanen ben kendimi çok kötü hissediyorum. Hani bana dedi yeter ki aldır bütün günaha, neyi varsa benim boynuma dedi. Bir hani kere her şeyi göze alarak o çocuğu hani o öldürdü, ben değil. Allah sorunuzu kolaylaştırsın. Mutlaka bir psikolojik destek de almanız gerekiyor. Bakın bu noktada bir hekimden yardım almanız gerekiyor. Bazen olaylar bizi istemediğimiz yerlere sürükleyebiliyor. O yüzden seçimlerimiz çok önemli bu dünyada. Ne diyeceksiniz hocam? Şimdi bitti değil mi? Şimdi 5 senedir çok beraberler. Beş senedir beraberler. 4 senedir beraber olan bu insanların yani günahtan korkup da bir nikah bile kıydıkları yok. Kızcağız dul. Dul olunca adam bundan istifade etti. Tamam mı? Boşanmış diyelim hocam. İstifade etti. Efendim baktı ki çocuk oldu. Çocuk hem adamın başına dert hem bunun başına dert. Ne yapalım, bunu ortadan kaldıralım. İkisi de günahkardır. Bir, zina günah işlemişlerdir. İki, çocuğun katili olmuşlardır. Çocuğun katili oldukları için yani ben istemedim diyor. İstemediğin kadar isteme ama 4 sene adamla beraber olmuşsunuz. Ve şimdi de adam çekmiş gitmiş. Adama yalvarmış ne olur. En azından çocuk doğana kadar. Yalvarın tamam da bak ama ne diyor? Evlenelim. Çocuk doğsun. Ondan sonra sen yine ayrıl benden dedim. Ama bunu da kabul etmedi diyor. Nur, birileriyle beraber oluyoruz. Biz daha önceden bir serencemi geçirmişiz başımızdan. Bir evlilik geçmiş. Ayranı üfleyerek yemek durumunda değil miyiz kızım? Kimse suçlama şunu söylemiyorum. Ayranı, yoğurdu üfleyerek yemek durumunda değil miyiz kızım? Ha. Şimdi netice ne oldu? Adam bekar. İfsiz hapsız adam. İfsiz hapsız olduğu için bizden istifade bildiği kadar etti. Baktı ki çocuk oldu, çocuk oluyor. Çocuk başına bela olacağını bildi. Bildiği için vurdu tekmeye gitti kız. Her ikisi de günahkardır bunlar. Her ikisi de, evet.
Allah zorlarını kolay, amin, zorunu amin, kolaylaştırsın. Amin. Her şeyde ne oluyorsa kadın oluyor. Buradan bir şey daha söyleyelim. Evlenmiş, ayrılmış veya evlenmiş, kocaları ölmüş olan hanımlar resmi muamele olmadan dini nikaha güvenmesinler, güvenerek kimseyle bir araya gelmesinler. Hele hele hiçbir emare yok. Ne dini ne kanuni. Hiçbir emare yok. O zaman kendinizi ateşe atıyorsunuz, ateşe. Tıpkı işte ateşe atıldı. Telefon. Yarın öbür gün duymayacak mı bunun aileleri? Duyacak. Nerede bu çocuk demeyecekler mi? Diyecekler. Ondan sonra anne baba katil oldu. Ondan mutlaka, sonra ört devreye girecek. Mutlaka bir psikolojik destek almanız lazım. Tabii. İzliyordur şu anda ört bizi. Ört devreye girecek. Adet devreye girecek. Vay nasıl olur diyecekler. Çok zor. Bir sürü iş. Evet. Efendim Allah hoş geldiniz. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Allah razı olsun. Dinliyoruz. Buyurun. Buyurun. Hocam ben 3 yıl önce evlendim. Eşimle kendi düğünümüzü kendimiz yaptık. Evlenirken ben de çalışıyordum. Fakat bir yıldır oğlum var. Oğlum olunca işi bıraktım. Düğünümüzü de kendimiz yaptık. Borcumuzu da kendimiz üstlendik. Eşim arkadaşlarından nakit borç almıştı. Yani o şekilde düğünümüzü yaptık, düğünümüzü bitirdik. Eşimin ailesinden Allah razı olsun. Hani bana yaptıkları birkaç tane bilezik dışında hiçbir maddi destek görmedik. Fakat şimdi biz eşim çok iyi bir maddi durumu var. Allah'a şükürler olsun. Yani biz köşeye asgari ücretin de üzerinde köşeye para atacağımıza, mesela ben kendi aileme, eşim de kendi ailesine maddi destek çıkıyor. Biraz kendi aileme, biraz kendi ailesine. Hani köşeye para atacağımıza ailelerimize destek çıkalım diyoruz. Bu şekilde biz onlara maddi destek çıkıyoruz. Fakat biz yaptık da benim kayınvalidem bizden hep daha fazlasını istiyor. Şu anda hocam benden istediği şu, diyor ki eşin her ay maaşını bana versin. Ben sizin ev kiranızı, harçlığınızı göndereyim. Geri kalan para benim olsun. Hani eşim de ben de bunu yapmak istemiyoruz. Ama şunu da söyleyeyim. Eşimin annesidir. Eğer hani dinen böyle bir şey yapması gerekiyorsa, hani Rabbim benden razı olmayacağına, hani ben buna razı olmaya razıyım. Yani dinen bunu yapmak zorunda mıyım? Kızım, senin kaynanan kayınpederin yardıma ihtiyacı var mı? Ya yok hocam. Aylık 15 bin lira kayınbabam maaş alıyor. Ya hocam annenle, yardıma ihtiyacı olsa bile ne münasebet benim ya, aldığım maaş alacak. Annen baban yardıma ihtiyacı var mı? Var hocam. Onların yardıma ihtiyacı var. Babam kanser, annem engelli. Şimdi siz kendi annenize yardım yapıyorsunuz. Beyefendi de kendi annesine yardım yapıyor ama annesi kanaatsiz olduğu için şunu şunu da bana vereceksin diyor. Siz o kadar parayı onun eline teslim etmek mecburiyetinde değilsiniz. Siz bir ailesiniz. Aileyi götürmek durumundasınız. Vebal altında da değilsiniz. Günaha da girmezsiniz, unutmayın. Peki, teşekkür ediyoruz. Ay vallahi ben sinir oluyorum böyle şeyler duyduğum zaman. Ne münasebet, ben gideceğim, çalışacağım, çabalayacağım, didineceğim. Aylığımı kayınvalidemin eline vereceğim. Oh, o yönetecek paramı. Yani annene babana verme diyemiyor. Tamam mı? Kızına kıza diyemiyor ki annene babana verme. Alalım ama kanser telefon. Hastası adam. Allah'ım ya. Alo, hayırlı cumalar. Alo, hayırlı cumalar. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim hocam, size de hayırlı cumalar. Sağ ol kızım, sizi çok buyurun, seviyoruz dinliyorum. Hocam. Dinliyoruz kızım. Hocam diyorlar Allah ki sizi çok seviyoruz olsun. Diyorlar. Allah da sizden razı olsun kızım. Hocam benim size bir sorum var. Buyurun. 100 bin ihlas okuduğu zaman dualar, dilekler kabul olunur diye duydum. Acaba bu doğru mu? 100 bin ihlas kaç gün okunur kızım? 2,5 ay, 3 ay sürer hocam. Oo, bu. Rabbim selamet versin. Cenab-ı Hak şimdi emretmiş namaz kılın diye. Cenab-ı Hakk'ın namaz kılın diye emrettiği bu namazlar yekün. Sabah 5 dakika, 10 dakika diyelim. Öğlen 20 dakika diyelim, 30. İkindi 10 dakika diyelim, 40. Akşam 10 dakika diyelim, 50. Yatsıya da 20 dakika diyelim, 60. Yekün 1 saat. Allah'ın istediği 1 saatlik ibadettir. Size 100 bin defa ihlas okursanız şöyle olacak, böyle olacak diyen adamların hiçbirisinin dini dayanağı yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde böyle bir şey yok. Peki. İslami kaynaklarda böyle bir şey yok.
Kendinizi yormayın. Hayırlı cumalar. Teşekkür ederim hocam. Çok sıkıntılarım var. Bana dua edin. Dualarınıza ben de. Allah gönlünüze göre versin inşallah. İnşallah sıkıntınız sağlık yönünde değildir. Allah sağlık derdi vermesin. İnanın. Bütün mesele o. Bütün mesele sağlık. Tabii ya. Yani. Bak eğer sağlığın yoksa. Hiçbir şey yok. Ne yediğin yemeğin tadı var. Ne oturduğun evin güzelliğini fark ediyorsun. Ne yaşadığın aşkın o değerini görüyorsun. Yüzümü ekşitmekten bıktım hanıma. Değil mi? Sağlık olunca. Tabii ya. Gram tuz yok. Bak. Gram tuz yok ya. Hiç ya. Yani şu anda mesela bizi hastanelerde izleyenler tabii varsa. Sevgili Fatma teyzem. Onun için de bugün cuma duasında rica edeceğim sizden. Sevgili Fatma teyzem dün hastaneye kaldırılmıştı. Buradan izliyorsa ona gönül dolusu sevgilerimi sunuyorum. Acil şifalar diliyorum. Hastane köşelerinde bizi izleyenler varsa, hapishanede olan kader mahkumlarına. Yani Allah'ım sağlık derdi vermesin. Geri her şey hallolur. Hepsi hallolur. Hepsi hallolur. Bak mesela siz çok çok yani hocamın geçirdiği rahatsızlık o kadar büyüktü ki. Tank geçmiş üzerinden canım. Evet, ama şimdi iş gülüyoruz. Elhamdülillah. Efendim hoş geldiniz. Hayırlı cumalarımız olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar. Buyurun. Hocama sorun olacaktı. Dinliyorum hocam, efendim. Buyurun. Dinliyor, buyurun. Ya benim eşim Elvi Kalın'la ilişkisi var. Ve hala devam ediyor uzun süreden beri. Ve beni her seferinde bitti bir yere kandırdı. Kaç yıldan beri bile el bastı efendim. Of, of. Kaç yıldan beri ilişkisi var evli bir kadınla eşinizin? 10 seneden beri var. 10 senedir aynı kadınla mı beraber? Evet kadında. Siz tanıyor musunuz bu kadını peki? Evet tanıdım. Evime de girdi çıktı. Aa, nasıl evinize girip evet çıkıyor kadın? Evime girdi çıktı. Kur'an-ı Kerim'e eşim el bastı. Hayır hayır yani kadın kimin nesi ki sizin evinize gelip çıkıyor? Akraba mı? Eş dost mu? Kim? Akraba, akraba diyelim. Akraba sayılır. Benden istediğini eşittim teyze. Hocamıza sormak istediğiniz nedir? Eşim hocama sorduğum soru diyor ki hocam çalıştığım halde diyor. Yani rızkımız dar. Rızkım ilerlemiyor diyor. Ondan sonra ben yani hocam bana ne tavsiye edebilir? Eşi çocuklarım diyor bunun da ayrıl. Çocuklarınız babadan ayrıl diyor. Evet ayrıl dediler ve ben her seferinde ayrılmak istemedim. Hani doğru yola gelir dedim. Kocam beni kaybetti, istifa çektim dedi. Ama her sefer hala da devam ediyor kadınlar. Seviyor musunuz kocanızı hala? Evet kocamı seviyordum ama önceki kadar değil artık. Peki. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Hocam yani bana ne tavsiye eder? Peki. O kadın da yani evli. Tamam. Soralım hocamıza. Teşekkür ediyoruz. Zina yapan insanın evinde bereket olmaz kızım. Yüzünde nur olmaz. İki yakası bir araya gelmez. Haram işliyor çünkü. Ve evli bir kadınla bu işi yapıyor. Hanımına da yalan söylüyor. Çocuklar da bu işten mutazarrır. Eğer bu kadıncağız kendi ayaklarının üzerine duracaksa Allah aşkına aynı ya, yorganın altında nasıl yatar bu insanlar ya? Nasıl yüz yüze bakarlar bu insanlar? Bir de o var. Ya o kadın da eve girip çıkıyormuş bak geç, hocam. Yani Allah'ım hangi geç, devirdeyiz ve nelere geç, kaldık? Neler yaşıyoruz? Geç. Ne dertlerle karşılaşıyoruz? Of anam of anam. Bir dua edelim. Gerçekten gönülleri birleştirelim. Cuma duası için tüm Türkiye, stüdyo, ekran başı ve biz hazırız hocam. Buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel azıbetü lil müttekin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim ve ehtini ve vefikna ilal hakkı ve ila tarikim müstakim bi bereketi hatematil Kur'anil azim ve afu anna ya Kerim ve afu anna ya Rahim ve afu anna ve ufir lana ve erhamna. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين
ente mevlana fensurna alel kavmil münafıkîn. Ya ilahel alemin, sıhhatle, afiyetle mübarek Muharrem ayını bitirdik, Safer ayına başladık. El açtık, amin diyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Okunan hatimlerimiz var, çekilen tesbihlerimiz var, çekilen kelime-i tevhidlerimiz var, okunan dualarımız var. Bunları eksik ve noksanıyla dergahında kabul eyle ya Rabbi. Okunan hatimlerden, çekilen tesbihlerden, okunan dualardan hazır olan sevabı hatim sahiplerinin, tesbih sahiplerinin, dua sahiplerinin, cümle geçmişlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin diyen dostlarımızın cümle geçmişlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an'ın nuruyla kabirlerini bir nur, makamlarını cennet eyle ya Rabbi. Biz de onların haliyle hallendiğimizde sağımızda Kur'an, göğsümüzde şerefli iman, karşımızda sevgili Habibin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yüzlerine bakarak gözlerimiz cennete âlâ hayran ola ola, lisanımız Allah, Allah, Allah diyerek cümlemize çene kapamak nasip-i müessir eyle ya Rabbi. Dertli kullarına deva, boşlu kullarına eda, hasta kullarına şifa sen eyle ya Rabbi. Ev isteyenlere, evlat isteyenlere, borç ödemek isteyenlere, imtihan kazanmak isteyenlere, herhangi bir yerde rızık kapısı arayanlara sen yardımını esirgeme ya Rabbi. Kul senin, kusur bizim, kusurlarımızı affı mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi doğrudan ayırma ya Rabbi. Hidayet yolundan ayırma ya Rabbi. Bir gün buralarda bizi bir araya getirdiğin gibi yevm-i kıyamette de Efendimizin sancağı altında bir araya gelmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Mübarek cuma gününde bulunuyoruz. Cuma saati makbul saattir. Cuma duaların kabul olduğu saattir. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı makbul eyle. Yavrularımızın rızıklarına bereket ihsan eyle. Ömürlerini uzun, amellerini sahil eyle. Amin. Onlara ibadet şuuru ver ya Rabbi. Amin. Onlara hayırlı kapılar aç ya Rabbi. Amin. Bizleri mahcup etme ya Rabbi. Muhannete muhtaç etme ya Rabbi. Ahirimizde aklımızı elimizden alma ya Rabbi. Amin. Akıl nimetinden bizleri mahrum etme ya Rabbi. Mehmetçiye yardım eyle ya Rabbi. Güvenlik kuvvetlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Doğudan batıya, güneyden kuzeye her tarafımız düşmanla çevrildi. Her tarafımızda oklar bize çevrildi. Ya Rabbi düşmanlarımıza fırsat verme. Amin. Bayraklarımızı gökten indirme. Amin. Sancaklarımızı gönder indirtme. Bize düşmanlık yapanlara fırsat verme. Amin. Bize düşmanlık yapanların planlarını, programlarını kendi başlarına çevirip kendilerini perişan eyle ya Rabbi. Dualarımızı ulu kâvede kabul olan dualara ilhak eyleyip bizleri mahcup etme ya Rabbi. El açtık, amin diyoruz. Ellerimiz günahkar, dillerimiz günahkar ama sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi. Senden başka gidecek kapımız yok ya Rabbi. Amin. Senden başka çalacak kapımız yok ya Rabbi. Senden başkasına yalvaracak kimsemiz yok ya Rabbi. Halimiz sana malum. Dualarımız Ulu Kabe'de, Ravza-i Mutahhara'da, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Hacı Bayram-ı Veli'de, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de, Aziz Mahmud Ali'nin makamında, Yahya Efendi'nin makamında kabul olunan dualara ilhak eyleyip bizleri mahcup etme ya Rabbi. Lillahi Teala el-Fatiha. Allah'ım hepimize iki cihan saadeti amin versin inşallah. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Amin. Çocuklarınızla imtihan etmesin. Amin. Sevdiklerinizle sınamasın sizi. Amin. Yüce Yaradan'a emanetsiniz. Hepimizin. Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim, hayırlı cumalarımız olsun.